Herkese merhaba, ben Volkan Itilmezer. Bu videomuzda Vice Union'ın piyasa yeni çıkardığı Hot Dog 3 motorlu slider'ı inceleyeceğiz. Bu arada beni desteklemek için kanala abone olmayı, eğer bir sorunuz varsa da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Vice Union Çin menşeli bir marka. Sadece slider değil pek çok ürün grubu da üretiyor. Ama en çok slider'la biliniyor. İnceleyeceğimiz bu ürün ismi Hot Dog olan slider'ın 3. versiyonu. Gimbal'lar ile yazılımsal olarak uyumlu çalıştığı için özel bir ürün. Paket içinde bazı aksesuarlar, kontrol ünitesi ve slider var. Slider gövdesi neredeyse önceki versiyonla aynı. Aynı şekilde karbon fiber ve alüminyum malzemeden üretilmiş. Böylece ağırlığı minimuma tutulmuş. Tek fark dişli bağlantı yuvası. İkinci versiyonda sıkıştırmalı bir yapı varken, üçüncü versiyonda mıknatıslı bir sistem kullanılmış. Asıl işi yapan kontrol ünitesi. Kontrol üniteleri tamamen farklı. İkinci versiyonu sadece uygulama üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Ancak üçüncü versiyonu hem manuel hem de uygulama üzerinden kontrol edebilirsiniz. Ayrıca üçüncü versiyonun kontrol ünitesi neredeyse diğerinin iki katı boyutunda. Motorlar farklı olduğundan çıkardıkları sesler de farklı. Kısa mesafelerden bu ses mikrofona yansıyabiliyor ama normal bir uzaklıktan bu sesi duymak çok zor. Bu arada yatayda 20 kg, 45 derece eğimde 14 kg ve dik konumda 6 kg taşıma kapasitesi var. Timelapse kabloları paketten çıkmıyor. Temelde herkes slider video için kullandığından ekstra bir maliyet olmaması için isteyen timelapse kablolarını sonradan satın alabiliyor. Paket içinden çıkan aksesuarlar bunlar. Bakım ve montaj için 4 tane aile anahtarı, 2 tane montaj vidası, motor dişlisi, tip C kablo ve kullanım kılavuzu. Hemen montajını yapalım. Öncelikle kontrol ünitesini gövdeye bağlayalım. Bunun için paketten çıkan vidaları kullanmanız yeterli olacaktır. Şimdi daha rahat görmeniz için arkasını çevireyim. İki ucunda da mıknatıslar olan dişli kablosunu kullanacağız. Dişler motora denk gelecek şekilde U harfi yaparak yerleştirin. Sağa sola hareket ettirerek yerine oturduğuna emin olun. Slider'ın ön yüzünü çevirin. Dişlinin iki ucunda da mıknatıslı kısımlar olduğunu görebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey sağ ve solda yer alan kısımlara bu uçları yerleştirmek. Ancak dişli kablosunun gevşek olduğunu siz de rahatlıkla şu an görebilirsiniz. Bu kabloyu gergin hale getirmek için solda yer alan vidaya sıkmanız yeterli. Artık slider kullanıma hazır. Slider'ın iki farklı kullanım şekli var. Biri masaüstü, diğeri tripod üstü. Yanlarda yer alan ayakları açarak dilediğiniz açıda slider'ı masaüstüne konumlandırabilirsiniz. Hatta ayaklarda yer alan kısımları daha da yükseltebilirsiniz. Kullanıma başlamadan önce gövdede yer alan fren vidasını gevşetmeyi unutmayın. Tripoda bağlamak için alt kısımda pek çok vida bağlantısı yer alıyor. Sağlam bir bağlantı için mutlaka 3/8 inçlik vidayı kullanın. İyi bir tripod üzerinde dikkatlice slider'ı vidaladığınızda kullanmaya başlayabilirsiniz. Slider'ın 4 farklı boyutu var: 60, 80, 100 ve 120 cm. Özellikle daha uzun versiyonlarda kamera sağ veya sol uca gitmeye başladıkça slider aşağı yönde esnemeye başlıyor. Bunu engellemenin iki yolu var. Ya iki ucuna da birer tane tripod takacaksınız ya da bu aksesuarı kullanacaksınız. Burada görmüş olduğunuz Vice Union sabitleme kolları. Slider'ın sağ ve sol tarafına kolları monte ettikten sonra diğer ucunu tripod üzerine sıkıştırmanız yeterli. Kolların uzayabildiğini de söylemekte fayda var. Böylece tek bir tripod kullanarak sorunsuz bir video çekimi yapabilirsiniz. Masaüstü kullanımına geri dönelim. Gövde üzerinde tripod başlığı bağlayabilmeniz için 3/8 inçlik vida yer alıyor. Ne kadar iyi bir başlık kullanırsanız çekim sırasında sorun yaşama ihtimaliniz o kadar az olur. Slider elbette temelde sağ veya sola doğru hareket etmesi için tasarlanmış. Ama ustalıkla yapılan bir çubuk sayesinde pan hareketini de yapabiliyorsunuz. Yani iki açılı bir slider. Test çekimlerini birazdan göstereceğim. İki tip çalışma şekli var. Birincisi powerbank yardımıyla tip C kablosunu kullanarak slider'a güç verebilirsiniz. İkincisi ise F970 veya F550 tip pil kullanabilirsiniz. F970 pille yaklaşık 19 saat çekim yapabiliyorsunuz. İki tip kontrol yöntemi var. Birincisi kontrol ünitesi üzerinden manuel kontrol. Uygulama olmadan otomatik hareket için önce başlangıç noktasını belirleyin. Ardından bitiş noktasını belirleyin ve onaylayın. Videoyu seçtikten sonra yapmanız gereken tek şey A veya B tuşuna basmak. Artık slider otomatik hareket edecektir. Sol kısımdaki tuşu kullanarak hareket hızını ayarlayabilirsiniz. İkinci yöntem uygulama üzerinden. Google Play veya App Store üzerinden Vice Union uygulamasını indirebilirsiniz. Sol alt kısımda slider'ı ve hareketini, üst kısımda ise ne çektiğini göstereceğim. Uygulamaya geri dönelim ve önce slider'la uygulamayı eşleştirelim. Sağ alt kısımdaki ürün kategorisi bölümünden Hot Dog 3 Pro'yu seçin ve aramaya başlatın. Slider bulunduğunda simgeye dokunun. Artık slider kullanıma hazır. Üst kısımdan başlangıç noktasını belirleyin ve tik işaretine dokunun. Ardından bitiş noktasını belirleyin ve yine tik işaretine dokunun. Alt kısımdan video çekimi veya timelapse seçebilirsiniz. Video çekimini seçtiğinizde bu menü karşınıza çıkacaktır.
Speed bölümünden hareketin hızını ayarlayabilirsiniz. Hemen altında ise bu hızla ne kadar süre çekim yapabileceğinizi görebilirsiniz. Dilerseniz hareket süresini ayarlayabilirsiniz. Hareket süresini ayarladığınızda hareket hızı otomatik olarak ayarlanacaktır. Oto simgesini aktif hale getirdiğinizde slide hareketi sürekli olarak kendini tekrarlayacaktır. Ayarlarınız tamamlandığında play'e, ardından da kamera hangi taraftaysa onun tam tersi yönüne tekrar dokunarak işlemi başlatabilirsiniz. Kalan süreyi üst kısımda, kameranın bulunduğu konumu ise alt kısımda görebilirsiniz. Bu kadar basit. Bir de pan hareketi yapalım. Yanlarda yer alan vidaları gevşetin ve sizin için uygun olan bir konuda vidaları sıkın. Hareketi başlattığınızda iç bükey yay hareketini yapmış olduk. Açıyı tam tersi tarafa ayarladığınızda dış bükey yay hareketini yapabilirsiniz. Örneğin bir objeyi takip ediyormuş gibi yapmak için bu yay hareketini kullanabilirsiniz. Standart slide hareketini yapabilirsiniz. Veya objeye yaklaşmak veya uzaklaşmak için öne veya geri hareket yapabilirsiniz. Slider'ı dik konumlandırarak dikey hareketler yapabilirsiniz. Çapraz konumlandırıp açısını değiştirdiyseniz çok daha farklı çekim açıları elde edebilirsiniz. Gimbal ile kullanıma geçmeden önce timelapse'den de bahsedeyim. Başlangıç ve bitiş noktalarını ayarladıktan sonra oluşturacağınız videonun kare hızını, çekim aralığını ve video süresini ayarlayabiliyorsunuz. Tüm ayarlar sonrasında çekilecek toplam fotoğrafı sağda, toplam çekim süresini ise üst kısımda görebilirsiniz. Kameranızla uyumlu olan kabloyu kontrol ünitesine bağladıktan sonra sağ oka basmanız yeterli. Gelelim slider'ın gimbal'la kullanımına. Öncelikle uyumlu gimbal'a uygulama eklememiz lazım. Ürün kategorisinden pek çok aygıtı ekleyebiliyorsunuz. Bu arada bu kısma zamanla yeni ürünler eklenecek. Ben ZenVBless ile birlikte kullanacağım. VBless'e basın ve arama bölümünden VBless'i seçin. VBless'in online olduğunu şu an görebilirsiniz. Şimdi bu aygıtları birbirine bağlayalım. Slider ikonu üzerine basılı tutun, ardından VBless'i seçin ve alt kısımda yer alan Enter Internet moda basın. Başlangıç konumunu belirleyin ve tik işaretine basın. Artık iki aygıtı da tek bir uygulamadan kontrol edebiliyorsunuz. Kullanmaya başlamadan önce gimbal locking moduna geçirin. Ortadaki veya yanlardaki okları kullanarak gimbal'ın pan, tilt ve roll açılarını ayarlayabiliyorsunuz. Üst kısımdaki okları kullanarak gimbal'ı sonraki konumuna getirebiliyorsunuz. Her hareket sonrası artı işaretine basarak konumu ekleyebilirsiniz. 2 slider açısı ve 3 slider açısıyla 5 açılı olarak video çekebiliyorsunuz. Ayrıca pek çok konumda bu çekimi ekleyebilirsiniz. İşlem tamamlandığında video çekimini seçin, süreyi seçtikten sonra çekimi başlatın. Böylece YC Onion, slider teknolojisiyle gimbal teknolojisini birleştirmeyi başarmış oldu. Artık yaratıcı çekimler için bir yeni aygıt daha ekipmanlarınız arasına katılmış oldu. Bu arada ürün ülkemizde şimdilik satılmıyor. Almak isteyenler için satın alma linkini açıklama arkasında bulabilirsiniz. Dünyadaki rakiplerine göre fiyatı oldukça düşük ve kalitesi son derece yüksek. Bu videomuzda YC Onion'ın piyasaya yeni çıkardığı Hot Dog 3 motorlu slider'ı inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.